Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde zeytinyağlı taze fasulye yapacağım. Fasulyeyi hazırlarken ben böleceğim. Her iki tarafından kestikten sonra ikiye bölüyorum. Dikine yararak kesiyorum bıçakla. Bu isterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. Bu tercihinize bağlı. Öyle de yapılsa güzel, lezzetinde bir değişiklik. Sadece görseli için bu şekilde kestiğimizde uçlarını alıyorum. Eğer ben bu kılçığı olmadığından emin olduğum için sadece ortasından kesiyorum. Eğer kılçıkları olduğunu düşünürseniz fasulyenizde kenarlarını da alıyorsunuz. Ama bu fasulyede kılçık yok. Çok güzel bir fasulye. Taze fasulye. Yası olanlardan. Diğerlerinden de yapabilirsiniz. İçinde az da küçük de olsa taneleri oluşuyor. Onlar dağılmayacak şekilde ise yapabilirsiniz. Böyle bölerek de kesebilirsiniz. Uzun uzun da kesebilirsiniz. Bu sizin tamamen tercihinize bağlı. Biraz daha uzun yapabilirsiniz. Ben çok uzun tercih etmiyorum. Çok da böyle yerken uzun uzun uğraştırmasın. Çatalı aldığımızda rahat bir şekilde yiyebilirim. Herkes farklı farklı yapabiliyor. Ben kendi yaptığım çok lezzetli oluyor. O şekilde göstermek istiyorum. Soğanı yemeklik doğradım. Siz piyazlık da doğrayabilirsiniz. Ben soğanı çocuklar çok belirgin görmek istemedikleri için ince doğradım. Yemeklik doğradım. Biraz daha ince de yapabilirsiniz soğan. Yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı, sıvı yağ sizin tercihinize göre atabilirsiniz. Hafiften çok yakmadan, hafiften pembe olmadan önce domateslerimi doğradım, soydum, doğradım. Çok fazla domates atmıyorum. Biraz da salça atacağım. Salça daha renk verecek. Şimdi daha taze fasulye yeni yeni, domatesler de yeni aslında. Çok tarla domatesi daha çıkmadı. O yüzden domateslerin çok bir şeyi yok. Baharatları atıyorum. Ben çoğu yemeklerde atıyorum baharatları. Pul biberi, karabiber, kimyon da birazcık attım. Kimyon pek atmıyorlar ama ben atıyorum. Fasulyeleri de atıyorum. Biraz kavuruyorum fasulyeleri suyunu atmadan bu şekilde rengi değişene kadar. 2 tane şeker atıyorum, küp şekeri. Ya bu çok lezzet bakımından değiştiriyor. Biraz da tuz atıyorum. Bu tuz miktarı kendiniz karar verirsiniz ne kadar atacaksanız. Ben 1 kilo ile yapıyorum. Fasulye 1 kiloydu. 4 kişiyiz ama bu sıra ben yemiyorum. Taze fasulyeyi de yemeyeceğim. Yemek yemiyorum. Katı yiyecekler yemiyorum. Ya artarsa dolaba koyarım. Çok güzel bir yemek oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Aynı yöntemle yapabilirsiniz. Sonradan biraz su atıp bu şekilde gayet güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.